ES35 Aile Çocuk Bilim Günlerine hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar yeniden. Umarım iyisinizdir. Ben 69-88 takımından Duru. Ben de Umut. Bugün yine farklı bir deney videosu ve sizinle beraberiz. Umut bugün ne deney yapacağız? Su neden yükseliyor? Evet, su neden yükseliyor? Deneyin adını böyle koyalım dedik. Çok yaratıcı bir isim oldu cidden. O zaman ilk malzemelere bakalım, ondan sonra deneye başlarız. Su, tabak, mum, bardak ve kibrit veya çakmak, ateş. Ya ateş yakmak için yani. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak, ilk bunu yapmıyoruz. İlk olarak tabağa birazcık su koyacağız. Biz koymuştuk ama birazcık daha koyabiliriz yani. Böyle güzel bir yükseklikte su olsun. Hani tabaktan taşmayacak şekilde ama bakın mesela şu an kameradan gözüküyor su. Şimdi ne yapacağız? Şimdi mumumuzu yakacağız. Bunu yaparken yanınızda büyüğünüz olduğuna dikkat edin. Sonuçta ateşle oynuyoruz. Yani tehlikeli olabilir. Zaten hızlı çek. Hızlı. Tamam. Üfle. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda mum yanıyor. Bunun üzerine bir tane bardak koyacağız. Su yükseliyor. Şu anda kameradan da görülebildiği üzere bakın şimdi mumun ateşi söndü çünkü içerideki hava bitti. Ve su giderek yükseliyor, görüyor musunuz? Biz tabağa hiçbir şekilde bu kadar yüksek bir su koymamıştık ve şu anda suyun yüksekliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyoruz. Neden bayağı bir su yükseldi. Şimdi bu böyle kalsın mı? Kalsın. Tamam kalsın. Biz de bunun niye böyle olduğuna bir araştıralım. Sence neden olabilir böyle? Ben bilmiyorum. Gerçekten. Sen peki aklım yatmıyor. O zaman adım adım gidelim. İlk olarak sence niye ateş söndü? Oksijen bitti. Evet, yani biz bardağı koyunca da biliyorsunuz sonuçta ateşin yanmasının sebebi içerideki oksijen, değil mi? Evet. Oksijen sayesinde yanıyor. Biz bardağı üzerine koyunca oksijen bitti içerideki ve ateş giderek sönmeye başladı. Artık sonra söndü zaten bir süreden sonra. Şimdi söndükten sonra şöyle bir durum oluyor. Burada hiçbir şekilde gaz kalmıyor değil mi ateş? Yani sonuçta vakum gibi bir şey oluyor. Hatta bunu fark edeceksiniz. Umut az önce fark etti. Bardağı çıkarırken birazcık zorluk çekiyorsunuz değil mi? Evet. 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 Yani hava bitince mantıken onu tutuyor. Çıkınca çıkmıyor. Evet çıkmıyor. Dolayısıyla hani burada cidden vakum oluşuyor aslında diyebiliriz. Şimdi burada daha az gaz olduğu için bu suyun bir özelliği. Su her zaman daha çok parçacıklı yerden az parçacıklı yere gitmeyi tercih ediyor. Burada bayağı bir her yerde şu an odada gaz var yani hava var. Biz nefes alabiliyoruz. Odanın içerisinde olan tabağın içindeki suda. Fakat bardağın içindeki suda hava yok. Dolayısıyla su az parçacıklı yerden çok parçacıklı yere hıp böyle gidiyor. Böylece de oradaki su yükseliyor. Değil mi? Bilmiyorum, öğrenmiş oldum. Evet, öğrenmiş oldum. Bir şey değil bu. Evet, bugünkü deneyimiz de böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Evde yapın, yaparsanız bize haber verin. Instagram'dan bizi takip edin. Evet. Çünkü orada bir sürü eğitimlerin yeni videolarını falan paylaşıyoruz daha haberler alabilmek için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenmişsinizdir, bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bakın. Ve kanalımıza abone olun. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi. Öpüyoruz sizi. Bye bye. Ondan yavaş. Teknolojisini kaldırıyor. Evet. Kaldırdın mı? Tamam. Kaldır. Oha biz fitili yapmışız. Evet. Bayağı fitili.